cilala parlat cilala parlat Bu size neyi yanım satıyor? Tabii ki de Karate Kid filmini. Karate Kid filminin devamı niteliğinde olan Cobra Kai dizisi Netflix'te. Size bu bölümde onu anlatacağım. Vakti zamanında Karate Kid dizisinde seyrettiğimiz azılı e, rakipler, Kobra Kai ve Miyagi'nin danı arasındaki rekabeti büyüdükleri zamanda yaşatan ve çocuklarıyla beraber yaşayan bir Karate Kid devam dizisi gibi bir şey. Fakat ben yani bu kadar yüzeysel geçmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok sıcak ve çok nasıl diyeyim? 80'li yılların nostaljisini yaşadığınız böyle ay çocukluğunuzun geçtiği mahalleye döndüğünüz bir dizi izlemek gibi benim için. İnsanların gerçek çelişkilerini, iyi insanların kötü davranışlardan kaçınmaya çalışmasını ama yanlış anlaşılmalarını vesaire böyle birebir gördüğünüz ve çok keyifle yaşadığınız bir dizi oluyor. Özetle bir karate dizisi. Hani ee, karate dizisi deyip seyretmek istemeyebilirsiniz ama bir yandan da güzel bir gençlik dizisi gibi de olmuş. Bir yandan işte ailelerin yaptığı e, hataları kendi aralarındaki işte büyüklerin de bir şekilde yaşadıkları anlaşmazlıkları gençlerin yaşadıkları anlaşmazlıkları işte birbirlerini ezmeleri ve işte ezilmemek için bu dizide mesela karate öğrenip kendini ezdirmemeye çalışan e, e, işte okulun havalı çocukları haline gelen çocukları görüyoruz. Sonuçta gerçekten de benim en çok etkilendiğim mesela Karate Kid dizisindeki kötü çocuk olan Johnny'nin nasıl aslında iyi bir insan olma çabası ve hayatın getirdiği hep olumsuzluklar yüzünden bir şekilde ...hayatını yoluna koyamıyor olması... ...gene Karate Kid dizisinde iyi çocuk olan Miyagi'nin öğrencisi Dela ...işte iyi bir e, duruma geçmiş olması... ...içinde iyi bir insan olsa da işte yanlışlar yapıyor olabilmesi, ön yargıyla işte bunlar kötü insanlar falan deyip işlerini bozmaya çalışması vesaire. Miyagi'yi hep hatırlayıp iyi insan olmaya çalışması ve benim mesela en çok etkilendiğimde biraz burada spoiler veriyor gibi olacak. Kulaklarınızı tıkayın spoiler istemiyorsanız. Miyagi'nin ilerleyen sezonlarda eski mektuplarını bulup Miyagi'nin de aslında kendi doğru yolunu Delaruso'da bulduğunu vesaire böyle gördüğümüz sahneler gerçekten çok insancıl, çok sıcak, çok keyifli bir dizi olmuş. Uzun uzun anlatılacak bir dizi aslında. Ben böyle 3 sezonda her bir sezonu her bir bölümü tek tek inceleyip didikleyebilmek isterdim ama çok kısa anlatmaya çalışıyorum size. Biraz o yüzden dağınık olduysa kusuruma bakmayın. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir dizi. Yani ben 2 sezonunu seyrettikten sonra 3. sezonun geleceğini öğrenince çok böyle keyifle ve merakla bekledim. Şimdi de 4. sezonu çok merakla bekliyorum. Çünkü 3. sezonda Johnny'nin kötü olduğunu düşündüğümüz öğretmeninin de aslında iyi bir çocuk olduğunu ama yaşadığı travmalar ve işte o askerlik dönemleri vesaire yüzünden belki biraz böyle bu hale geldiğini gördük. Bakalım onu bize nasıl sevdirecekler diye düşündüm. Çünkü belli ki onu da seveceğiz. Dördüncü sezonda öyle görünüyor. İlk iki sezonda gerçekten hani taraf tutamaz hale gelmiştik. Dördüncü sezonda zannediyorum ki e, kötü adam bildiğimiz bir kişiyi daha böyle ya aslında o da iyiydi de falan şeklinde sevdirecek bize dizi. Seyredecek güzel keyifli bir dizi arıyorsanız, gençlik dizisi vesaire gibi şeylerden de hoşlanıyorsanız özellikle 80'li yılları da biraz özlediyseniz Cobra Kai tam size göre. İzlemeyi, abone olmayı ve beğenler, yorumlar bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.